suya daldığımızda pek çok şey görürüz. Renkli balıklar, anemonlar, ahtapot, karides. Tatlı sudaysak eğer belki tatlı su yengeci, akan bir nehirdeysek akıntıya karşı yüzen balık. Bizi suyun altında büyüleyen pek çok şey var. Bu bir dünya ve kendine has dinamikleri var. Fakat bu suyun bir yerde bir yüzü var. Et yiyen katil balıklar. Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimini biraz daha güçlendirmek için çeşitli konu başlıklarında okumalar yapıyorum. Bunları düzenliyorum. Besincinin podcast formatını seslendiriyorum. Bugünkü konumuz su altının bir başka ilgi çekici grubu. Hoş geldiniz. Eğer hazırsanız hemen piranaların gizli dünyasına dalıyoruz. Piranaları çoğumuz uzun metrajlı filmlerde ve belki biraz daha düşük bütçeli televizyon yapımlarında kötü karakterleri oynarken gördük. En azından kendim için söylemem gerekirse küçükken suyun birden kırmızıya boyanmasından oldukça korktum. Denizle arası iyi olan biri olarak balıkların insanların iyi olma fikri beni korkutmuştu. Bunu bana niye izlettiler bilmiyorum. Fakat daha sonra piranaların denizde değil de tatlı suda yaşadığını öğrendiğimde sanki birazcık daha iyi gibiydim. Fakat piranalar sadece bundan ibaret değil. Size bugün biraz bunu anlatmak istedim. Piranalar nedir, nerede yaşar, özellikle nelerdir ve onlarla ilgili neleri yanlış biliyoruz. Piranalar Güney Amerika kökenli balıklar. Amazon ve Orinoco gibi Güney Amerika'nın dev nehirlerinde yaşıyorlar. Zaten isminde de buradaki Tupi halkının dilinden gelme ihtimali var. Pira balık demek, Saina ise makas, yani makas balık gibi bir isim olabilir. Çeşitli kökenle ilgili araştırmalarına var ama benim en çok ilgimi çeken bu oldu. Amazon nehrine baktığımızda dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri olarak tanımlıyoruz. Piranaların yaşadığı bu Amazon gibi nehirler, Güney Amerika kıtasını enlemesine derin yağmur ormanlarının içinden geçtikten sonra Atlantik'e dökülüyorlar. Carcharoforms içinde yer alan Serracelmidae ailesine mensup olan piranaların yaklaşık 30 farklı türü var. Ve genellikle bunlar birbirine benzediği için amatör gözler tarafından birbiriyle karıştırılıyor olsa da tabii ki belirli farklılıkları var. Piranaların ortalama olarak 20-30 santim uzunluğa ulaştığı ölçülmüş. Fakat bazı türleri var ki 60 santime kadar büyüyebiliyor. Şimdi hatırlıyor musunuz? Havyar podcastinde neyin yumurtasının havyar olarak tanımlandığından bahsetmiştim. Geleneksel olarak da 4 cins pirana olarak tanımlanıyor. Bunlar hangileri? Pristobrychon, Pygocentrus, Pygopristis ve Serracelmus. Bunların özel dişleri var ve bunlar bu nedenle gerçek pirana olarak kabul ediliyorlar. Podcast'ın açılışında da size bahsetmiştim de piranalar tatlı su balıkları ve nehirlerin, göllerin, bataklıkların derin bölgelerinde sürü halinde yaşıyorlar. Bir sürü içerisinde 100'e yakın birey olabiliyor. Fakat böyle genellikle biraz daha küçük olduğu araştırılmış. Piranalar etçil ve otçul olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Otçul olanları pacu olarak da adlandırılıyor ve çok da tehlikeli balıklar değiller. Bu grup akvaryumculuk dünyasında da popüler. Büyük bütçeli akvaryumlarda veya hatta doğal yaşam parkı olarak düzenlenmiş olan kamuya açık akvaryumlarda bile sergilenen balıklar genellikle bu pacu ismini taşıyanlar. Etçil piranaların aksine ağaçlardan suya düşen meyve, tohum gibi yiyecekler bu grubun ana besinini oluşturuyor. Etçil piranalara göre daha büyükler. Zaten etçil piranalar da daha küçük olmaları ve birazcık daha böyle çapçaflı olmalarıyla ayrılıyor. Piranaların doğal yaşam alanlarını Güney Amerika nehirleri olarak tanımlasak da
dünyanın farklı yerlerindeki doğal göl ve nehirlerde piranha balığının varlığı tabii ki keşfedildi. Bunlar muhtemelen akvaryumlardan bırakılan balıklar ve bırakıldıkları suların doğal ekolojik yapısını ve beslenme piramidini bozuyorlar. Bangladeş'teki Kaptaya Gölü ve Çin'deki Lijiang Nehri'nde bunlardan bulunmuş dünyada verebileceğimiz uç örnekler. Güney Amerika nere, Bangladeş nere, Çin nere coğrafi olarak söylüyorum. Hatta 2012 yılında bu nehirde avlanan her pirana için 1000 yuan para ödüllü bir yarışma bile düzenlenmiş. Nehirdeki yüzücüleri ısırarak yaralanmaların ardından düzenlenmiş bu yarışma. Fakat nehirden hiç pirana çıkmamış. Fakat öte yandan o kadar çok av yapmışlar ki nehrin sualtı ekolojik yapısının zarar gördüğü ortaya çıkmış. Pirana çıkmamış ama nehirden o kadar çok şey avlamışlar ki alt üst etmişler. Türkiye'den tabii ki örnek vermeden olmaz. 2017 yılında Ziraat Mühendisleri Odası'nın Adana Seyhan Baraj Gölü'nde bir pirana raporu var. Anadolu Ajansı'nın bir haberine rastladım. 2015 yılında İznik Gölü'nde 2,5 kilogramlık bir pirana avından bahsediliyor. Anlayacağınız, süs balıkçılığı için Türkiye'ye sokulan piranalar bir şekilde canımız sıkıldığı için göllere bırakmışız. Bu balığın evcil hayvan olarak bulundurulması bile Amerika gibi ülkelerde yasak. Filipinler'de tamamen yasak. Eğer bu balığı buluyorlarsa imha ediyorlar ve ithal edene de hapis cezası bile veriyorlar. Çünkü normal bir sazan balığını taşımaktan bahsetmiyoruz ki onun da çok zarar verdiği yerler var. Ama bir garip yani. Şimdi Pygocentrus natteri isimli kırmızı karımlı piranayı bir geçelim biz. Bulunması en kolay pirana türümüz. Eğer akvaryumda tutacaksak, ki tutmalı mıyız bilmiyorum, yani buraları getirmesek daha iyi gibi ama tekli, dörtlü veya daha fazla sayıda tutulması önerilmiş. Ben önermiyorum kesinlikle, buradan bu sonuç çıkmasın. Çünkü bu balığımız bizim oldukça agresif bir balık. Ve grubun içerisinde en zayıf olan halkayı kesinlikle yaşatmıyorlar. Hani şu filmlerde falan gördüğümüz olay var ya, ineği ya da insanı birkaç saniye içinde sıyırarak sadece iskeletini bırakıyor diye. Orada o hikayede geçen pirana türümüz bu. Kırmızı karınlı pirana. Pirana türlerini popüler yapan şey bu et yiyen kuzenleri. Keskin dişlerle çevrelenmiş güçlü çeneleri var. Hızla açıp kapatarak ısırma hareketini yapıyorlar ve böylece avını kolaylıkla parçalayıp yiyorlar. Bu iş yaparken yediğin inek mi yoksa insan mı olduğunu da ben pek ayırdığını sanmıyorum. Özellikle Brezilya'da pirenaların olduğu suya düştükten sonra ölen insanlara dair vakalar rapor edilmiş. Bunun yanında su birikintilerinde göllerde ayak ısırmalarına dair epey fazla rapor var. Yani pirenanın ısırması şuna benzemiyor. Mesela atıyorum İzmir'de bir yerdesiniz, kumul bir yerde ayağınızdaki kabukları ısıran hani böyle karagözü izmarit gibi balıklarımız var ya, bunlar çok masum ısırıklar. Bunlar zaten sizin etinizi yemiyor ama pirana etinizi yiyor. Kan kokusu burada çok etkili bir kavram. Bazı köpek balıkları türlerinde de olduğu gibi pirenalar için de oldukça cezbedici gibi görünüyor. Her ne kadar bu balıkların aile kavramının biraz önemli olduğu bulunmuş. Ama kanayan birey anne bile olsa bunu yiyorlar. Bu da yani nasıl yani falan diyorsun ama kaldık seni mi yemeyecek kanıyorsan. O yüzden bir gün bir yerlerde Güney Amerika'da bir nehri falan girecek olursanız vücudunuzun herhangi bir yerinin kanamadığından emin olmanız bir daha görüşmemiz için sanki önemli bir kriptermiş gibi görünüyor. Az önce size bir şeyden bahsetmeyi unuttum. 60 santime kadar büyüyebilir demiştim ya. İşte bu pirana türü Brezilya'da yaşayan kara pirana, yani Pygocentrus piraya ismi de zaten hemen hemen buradan geliyor. Bu balığın karın tarafı oldukça dikkat çekici bir sarı ve üst tarafı koyu gri zeytin yeşili renklerle. Bu otçul sınıfına yer alıyor.
Piranalar genellikle yaşadıkları su havzasındaki diğer balıkları, sürüngenleri, bazen sürüler halinde daha büyük hayvanları avlıyorlar. Bunu suyun altının organik yönden temizliğini sağlıyor olmaları olarak da düşünebilirsiniz. Böyle birazcık daha masum gibi geliyor. Fakat çok da ilginç olmayan bir şekilde avlarının arasında insanların olduğundan da daha önce söz etmiştim. Bununla ilgili raporlar, makaleler, haberler var. Fakat şöyle de bir şey de var. Piranaların yaşadığı bilinen bazı bölgelerde halk balıkların olduğu yerlerde suya daha iyi yaklaşmazken bazı bölgelerde hiçbir saldırının olmaması piranaların kendi içlerinde bir başka dinamiğin olduğunu da gösteriyor olabilir. Ve zaten balıkların sürü oluşturma eğiliminin düşmanlarına karşı bir korunma aktivitesi olduğunu da savunabiliriz. Çünkü denizde yaşayan ya da tatlı suda yaşayan diğer balıklarla da gözlemlediğimiz bir şey. Kendi içlerinde bir şey var. Yani bazen saldırıyorlar, bazen hiç rapor edilmemiş. Az önce hani bahsettiğim bir dinamik ne olabilir? Üreme zamanında olabilirler. Suların çekilmesine bağlı olarak sürülerin yaşam alanı daralmıştır. Belirli bir su kütlesi içerisindeki birey sayısı artmış ve dolayısıyla popülasyon yoğunlaşmıştır. Stres altındadırlar. Ya da belki de sürü halinde olmak gereksiz bir özgüven bile veriyor olabilir. Bilmiyorum. Cezbedici unsurlar arasında ise su şapırtısından bahsedilmiş. Hani denize gittiğinizde çocuklar çırpınır, atlar falan filan ya. Deniz için değil ama tatlı suda da bu böyle. Piranaların çocuklara saldırma ihtimalinin de belki de bu yüzden birazcık daha fazla olduğu söylenebilir. Çünkü cezbediyor olabilir su şapırtısına. Podcast'ın başlığını da biliyorsunuz katil balıklar olarak geçirdim. Her ne kadar bu balıkları katil olarak adlandırmış olsak da piranalar su altındaki dengeyi sağlayan önemli bir canlı grubu. Fakat olaya balıkçılık yönünden bakarsak eğer, bu birazcık bizimle ilgili. Amazon ve coğrafi olarak üstündeki veya altındaki, sağındaki, solundaki nehirler bölgedeki halk için bir geçim kaynağı. Ve balıkçılık da bu açıdan oldukça önemli. Piranalar güçlü dişleriyle bu avcıların av araçlarına, içlerine tutsak tutmuş diğer avları çalmak için parçalıyorlar. Bu nedenle Güney Amerika balıkçılığında önemli kayıpların neden olan bir grup. Biz her ne kadar pek çok yayında piranaların doğal ortamlarında pek agresif olmadığından bahsetsek de sonuç itibariyle avcılık yapılan sular onların da doğal yaşam alanı. Kim olsa hazır yemeği sever. Eve gittiğinizde direkt sofraya oturduğunuz günleri düşünün. Onları bu nedenle çok yargılamamız da doğru değil. Fakat uyumlu bir şekilde balıkçılık nasıl yaparız? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Bu da piranaları aslında hem suyun altında hem de kısmen de olsa suyun üzerinde dikkat çekici bir baş belası yapıyor. Çünkü sudan çıktığında da ısırılan insanlar var. Bugün sizinle tarifeli bir uçağa bindik, Güney Amerika'ya gittik ve olduğu yerde pirana balıkları hakkında bazı bilgiler aldık. İşin tekniğine baktığımızda et olarak tanımladığımız besinlerle beslenen tek balık tabii ki pirana değil. Ama tabii ki denizde de et yiyen balıklar var. Şimdi bunlar aslında sizin sandığınızdan çok da uzak değiller. En azından bu yayında etrafımızda olan suların derinliklerinde olanı biteni anlatarak deniz keyfini biraz limon sıkmış gibi olmak da istemiyorum. Kim bilir belki sonraki bölümlerin birinde Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da hatta Karadeniz'de et yiyen balıkların neler olduğunu da konuşuruz.
Bugünlük benden de yine bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.